Havuçlu kek seviyorsanız, cheesecake'i de ayrıca seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız diyebilirim. Havuçlu kek ve cheesecake'i birleştireceğiz. Evet, öncelikle mikserde esmer şeker, sıvı yağ ve yumurtaları çırpacağız. Bu arada fırınınızı 180 dereceye ısıtmaya başlayabilirsiniz. Şimdi çırpıyoruz. Evet, bu üç malzeme iyice karışana kadar çırptık. Burada çırpma süreniz önemli. Özellikle şekerin iyice karışması için yeteri kadar çırpmanız gerekiyor. Şimdi unu ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Ve tarçını ekliyorum. Şimdi bu malzemeleri de iyice karışana kadar çırpacağız. Evet, şöyle kaşıkla bir şöyle iyice karıştırıyorum. Evet, iyice karıştı gördüğünüz gibi. Şimdi portakal kabuğu rendesi ekliyorum. Ve son olarak da havuç rendesi ekliyorum. Evet, burada artık çırpmıyoruz. Şöyle kaşıkla karıştırıyoruz. Evet, bir kek kalıbını tereyağıyla yağladım. Şimdi hazırlamış olduğum karışımı içine döküyorum. Şimdi fırına koyuyoruz ve 35-40 dakika kadar pişecek. Kekimiz şimdi fırında pişiyor. Şimdi biz üzerine peynir karışımını hazırlayacağız. Bunun için öncelikle labne peynirini koyuyorum. Bu arada labne peynirinin içinde biraz su olabiliyor. O suyu eklemeyin. Bunun içinde dilerseniz labne peynirini şöyle bir kaba alabilirsiniz. Sonrasında biraz bekledikten sonra suyu zaten çıkmış oluyor, alta inmiş oluyor. Birazcık suyunu süzüp öyle koyabilirsiniz. Şimdi pudra şekerini ekliyorum. Tarçını ekliyorum. Portakal kabuğu rendesi ekliyorum. Ve bir çay kaşığı kadar vanilya aroması ekliyorum. Ve bunların hepsini şimdi iyice karışana kadar çırpacağım. Ama öncelikle şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Evet, iyice karıştığından emin olduktan sonra şimdi kremayı ekleyeceğim. Tam yağlı krema kullanmamız gerekiyor. En azından %35 oranında yağ oranı olması gerekiyor. Ben İçim Şef kullanacağım. Siz dilerseniz başka bir krema da kullanabilirsiniz ama yağ oranının en az %35 olması gerekiyor. Son olarak da nişastayı ekliyorum. Ve iyice karışana kadar çırpacağız. Evet, peynir karışımımız hazır. Bir yandan kek pişti. Ben onu fırından aldım ve soğumaya bıraktım. İyice soğuduktan sonra peynir karışımını kekin üstüne koyacağız. Soğumuş keki aldım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum peynir karışımını dökeceğim. Şimdi eşit bir şekilde yayıyorum. Şimdi üzerini streçleyeceğim ve buzdolabına koyacağım. Buzdolabında en az 4 saat kalacak.
Ya da dilerseniz bir gün sonra da yiyebilirsiniz. Bir gün kadar da buzdolabında kalabilir. Şimdi bir bıçakla kenarlarından şöyle geçeceğim ki kolay ve düzgün çıksın. Şimdi kenarlarından şöyle bıçakla geçeceğim. Son olarak üzerine rondodan geçirmiş olduğum cevizleri serpeceğim.